Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Biraz geç kaldı, kusura bakmayın. Biraz ailemle beraber zaman geçirdim. Hafiften ses gitti, kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi tabii Trabzonspor takımımızdaki son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Özellikle gün içerisinde Onatçu'nun kulübü tarafından, teknik direktör tarafından inanılmaz bir açıklama geldi. Kafalarımız karıştı. Bir tarafta Weghorst'un menajeri Mitatalis bir açıklamada bulundu. Bunu şimdi sizle beraber değerlendireceğiz. Trabzonspor takımımızın stoper konusunda anlaşmaya vardı diye bir iddia geldi. Bunu değerlendireceğiz. Ve 8 numara bir yıldız oyuncu daha gelecek. Bu ismi gene dillendirilen bir isim. Bunu sizle beraber değerlendireceğim. Dün sizlere dikkat ediyorsanız şunu söylemiştim. Başkan müjdeyi verdi. 8 numaraya bir 8 numara 8 numara bir 8 numara bir 8 numaraya bir yıldız isim getirebilir dedik. Dün bunu sizle beraber videomuzda konuştuk. Özellikle dün akşam bir takım analizi yaptık. Orada bu detayı sizle beraber paylaştım. Ve bugün sesler daha da yükseldi ve bir iki tane iddia var ama Christian Eriksen adı ciddi bir şekilde konuşulmaya başlandı. Zor bir transfer. Sabah çektiğim videoda Manchester City'den genç bir stoper iddiası vardı. Gene biliyorsunuz. Ama biz Wesley ile alakalı da bir önemli iddia var. Bunu da şimdi sizle beraber konuşacağız. Şimdi tabii Trabzonspor takımımız bir tarafta içeride bir çalışma yapıyor. Bir tarafta da dışarıda. Ayrılacak oyuncular belli. Hemen hemen yerli ve yabancılar da ayrılacak oyuncular belli. Burada bir Orsic'in teknik direktörümüzün hani okeyine bakılıyor. Enis Badri de teknik direktörümüzün alınan oyunculara göre karar vereceği bir durum var. Ve burada Trabzonspor takımımız Dansville'de gene çıkılabilirse maliyeti açısından oraya Wesley geldiğinde Dansville'in maliyetinden kurtulabilme adına buradan bir Wesley hamlesiyle beraber Dansville'den de çıkılma ihtimali var. Ama Dansville nasıl Maxi Gomez'den çıkamıyorsak Dansville'den de aynen o şekilde çıkamayız arkadaşlar. Çünkü bu iki oyuncu çok ciddi rakamlar kazanıyor ve güçlü olanlar bunlar. Önceden oyuncular sözleşmeleri çok güçlü olmuyordu. Yabancı oyuncu, yerli oyuncu çok güçlü olmuyordu ama şimdi arkadaşlar adamın parası günü geldiğinde bir hafta parayı yatırma, adam seni FIFA'ya veriyor, sözleşmeyi alıyor, gidiyor ve senden tazminatıyla çatır çatır bütün parasını tahsil ediyor. Kulüpler sözleşme yaparken bunları hep hesaba katması lazım aslında ama maalesef işte o anda alırken sözleşmelere yazılan maddelerde bazı zamanlarda oyuncu güçlü, getiriyorsun burada patlıyor, tutmuyor. Yazıyorsun abicim. Thomas Meunier, tamam kardeşim sen git istediğin zaman diyorsun. Öteki oyuncu geldiğinde buna karşı değilim Savic Tekin ama adam diyor ki ben 5 milyon euro yazarım oraya. Beni birisi isterse giderim. Kafama göre yani 5 milyon euro getirsem giderim. Ben burada %100 size bağlı kalmak istemiyorum diyor. Trabzonspor takımı ne yapacak abi? Savic'i getiriyor. Bu adamı getirmek kolay değil. Atletico Madrid'den getiriyorsun. Tamam diyorsun ama ben 33 yaşında bir adam 5 milyon euroya getiriyorsa arkadaşlar getirsin zaten. Zaten getirsin gitsin. Ben o kafadayım. Dün de zaten yorumladım bunu. Manchester City'den bir stoper iddiası vardı. Şimdi Onatçu'ya geliyoruz. Flash gelişmeler var. Menajerden ve Gorsu'dan bir açıklama var. Ve Wesley'le alakalı bir isim, önemli bir isim açıklamada bulundu. Anlaştı diye arkadaşlar. Ulusal bir medyada haber çıktı. Şimdi burada yani stoperi getiriyorsak burada idare edecek bir stoper getirmememiz lazım. Burada ya da pişecek diye bir stoper de abi getireceksin, çat koyacaksın, oynayacak. Savic'i getirdin zaten noktanın noktası. Sol stopere de bakın ben Wesley ile alakalı Dansville varken hala gerek yok diyorum. Dansville'in performansı kötü olabilir. Bir parasal anlamda, ekonomik anlamda değerlendirecek olursak arkadaşlar ekonomik anlamda gerek yok diyorum ama oyun anlamında, futbol anlamında Dansville illaki form tutar. Dansville o kadar kötü, maçta gördüğümüz kadar hantal, işte vurdum duymaz, arkaya çok rahat pozisyon yiyen bir stoper değil. Ama bu şekilde Abdullah Avcı gerçekten bunu gördü, sezdi ve bu oyuncularla oynamak istemiyorsa arkadaşlar sol stoperi çakacaksın. Dansville yol ayrımına bakacaksın. Başka türlü bir çaresi olamaz bu işin. Ve teknik direktörümüz Abdullah Avcı geçen sene savunmadan çok çekti. Bu sezon komple savunmayı değiştiriyor. Bakın savunmadan geçen sene çok çekti. Gerçekten çok çekti. Yani
O kadar kızdı ki savunmaya, kaç kere televizyona savunmayla alakalı, oyuncularla alakalı söylemlerde bulundu. Ve bu sezonda dedi ki tamam kardeşim öyle mi? Ben çat 4 tane oyuncu birden değiştireceğim ve yeni sezona da bu şekilde gireceğim dedi. Thomas Mourinho biraz piyango oldu Pedro ama bu şekilde düşündü. Southampton takımının Ruzel Martin, teknik direktöründen bir açıklama geldi. Şöyle iki tane açıklama var arkadaşlar. Ben biliyorsunuz sizin için ulusal medyada takip ediyorum, yerel medyada takip ediyorum, ulusal basında takip ediyorum, dünya çapı bütün medyaları takip ediyorum. Onaç için gelen bir teklif var ama bu 5 milyon sterlini geçmez dedi. 5 milyon sterlin. Bu parayı geçmez dedi. Bir başka bir yerde Southampton takımının gene teknik direktörü açıklaması yani ne söylüyorum. Trabzonspor'un teklifi hakkında bir açıklama yapacak olursam teklif kulübün değerlendirebileceği bir para değil. Bu bizim kulübümüzün istediği paraların yanından bile geçmez dedi. Bakın bu çok önemli bir haber. Dün bir yerde bir yazı gördüm. Trabzonspor takımımızın hani Onaçu'yu ne kadar çok istediğini biliyorsunuz. Bir yerde yazı gördüm. Onaçu'nun lisansı çıkartıldı diye Southampton takımında. Bunu bilmiyorum, araştıracağım, bakacağım. Sizlere de bunu söyleyeyim. Bir yerde gördüm. Bir gazeteci yazmış bunu. Southampton'da lisans çıkarttı Onaçu diye. Bu gerçekten yapıldıysa arkadaşlar bilmiyorum ama harbi harbi ters köşenin kralını yeriz. Eğer bu yapıldıysa burada benim öngörümü sizlere söyleyeyim. Her dakika biz dün dedik ki bakın arkadaşlar dün çıkıldı televizyona dendi ki kampı Trabzonspor götürdü. Oyuncu bize gelmek istiyor. Oyuncu rest çekti dedik. Bir gün sonra gelen açıklama bakın bu iş satrançı da geçti. Bu iş başka bir şeye döndü. Bu iş uluslararası savaşa döndü. Resmen bu iş farklı yerlere gidiyor. Adam çıktı dedi ki teklif yanından bile geçmez. Hani bir 1-2 milyon euro fark vardı. 7 milyon verdik. Onlar 9-8'e düştü diyorduk. Yani 7 milyonla 9 milyon, 8 milyon, 10 milyon dahi olsa bir yaklaşma var. Demek ki bu adamlar şunu düşünüyor. Acaba gerçekten 15'ten aşağıya düşmediler de biz kendi kendimizi mi avutuyoruz? Biz mi burada yönetime mi bu haberleri yapanlara mı bu haberi dışarıya verenlere mi bizim sorduğumuz kişilere mi inanalım? Yoksa adamın söylediğine mi inanalım? Yani burada bu transfer 7 milyona çıkıldı, bonus çıkıldı, orçiş verilecek. Yani ne istiyorlar? Kulübün kilidini mi istiyorlar bilmiyorum ama burada bir hayal kırıklığı yaşadım. Burada benim de beklemediğim bir durum söz konusu oldu ve bu transferi Trabzonspor takımımızda arkadaşlar hani 15 gün içerisinde bitirme ihtimali yüksek deniliyor şimdi. 15 güne çıktı bu. Biraz daha beklememiz lazım gibi duruyor. Nasıl bir transferde bu işi çözeceğiz? Kaç paraya çözeceğiz? Ya da çözemeyeceğiz mi? Bunu göreceğiz. Onaçu'da böyle bir durum söz konusu. Bana göre flash ve çok bomba bir açıklama göreceğiz. Menajer Mithat Halis. Bu bir haber sitesinden aldım bu bilgiyi. Weghorst'u Beşiktaş'a gelmeden önce kız arkadaşını bir ay İstanbul'u gezdirdik ve beğendirmeye çalıştık demiş. Bu yüzden Trabzonspor'un da öncelikle kız arkadaşını ikna etmesi gerekir diye bir cümle kullanmış. Ne derece doğru bilmiyorum. Trabzonspor'umuzun Weghorst istediğini de doğrulamış. Burada Weghorst hamlesi yapılıyor. Ben sizlere aylardır söylüyorum arkadaşlar. Weghorst, Weghorst, Weghorst. Yok oydu, yok buydu, yok şuydu, yok bir dünya yıldızı. Hayır arkadaşlar. Weghorst Trabzonspor takımımızın ilgilendiği ikinci B planda olan isim. Oyuncu ikna edilmeye çalışılıyor. Oyuncuyla görüşmeler, temaslar devam ediyor. Menajeri üzerinden çalışmalar devam ediyor. Mithat Halis menajer, onun menajeri mi bilmiyorum ama bu açıklamayı yapmış. Biliyoruz, tanıyoruz menajeri. Türkiye'de önemli bir menajer, önemli işler yapan bir menajer. Bu da Trabzonspor takımımızda Weghorst'a bir sinyal. Tabii gelebilmesi için hani Weghorst ikna edilir bir şekilde ama ailesi işte eşi kız arkadaşını ikna etmek lazım demiş. Biliyorsunuz Weghorst'un özel bir durum var. Ailesi çok zengin. Hani parayla pulla da çok bir işi olmayan. Futbol artık sevdiği için hobi gibi düşündüğün arkadaşlar. O kadar zengin bir ailenin çocuğu. Babasının ne iş yaptığını hatırlamıyorum şimdi ama ekonomik anlamda çok zengin bir oyuncu. Burada Weghorst'ta böyle bir açıklama. Bana göre Flash Weghorst açıklaması. Menajerinin Trabzonspor'u doğrulayıp kız arkadaşını ikna etmesi lazım demesi birazcık flash geldi bana. İki tane bomba gerçekten Santofor'da iki tane bomba haberle iç içeyiz. Bunlar normalde öğlen 1 gibi 12 gibi çıkabilirdi bu haberler ama arkadaşlar ben biraz ailemle zaman geçirdim. Biraz ihtiyacım vardı. Gerçekten çok yoruldum son dönemlerde. Ondan dolayı da bu biraz geciktim. Hakkınızı helal edin. Yarın da gecikebiliriz. Gene bilginiz olsun. Trabzonspor takımımız Watford'da forma giyen 30 yaşındaki
Wesley ile anlaştığı haberini Burak Özdemir, Fanatik gazetesi yanlış hatırlamıyorsam bir gazetede bu haberi yapmış. Bu haber gördüm ve dikkatimi çekti. Sizle paylaşmak istedim. Oyuncu bitirdi haberi yapmışlar. Yani ben bitti ile alakalı bir bilgim yok. Biz bu video çekerken ya da ben baktım birazcık gündeme de göremedim. Ama stoperle bitti açıklaması yapılmış. Flash iddia bana göre. O transferde hani Wesley'in ilk bitmesini bekliyorum diye de sabah da söyledim. Dün gece de söyledim. Wesley transferinde önemli bir yol kat edildiğini biliyorum. Her an bitecek bunu da bekliyorum. Ama bitti cümlesi çok flash iddia, o transfer bitti iddiası çok önemli. 8 numara bir yıldız müjdesi. Başkan dedi ki geçen gün bir gazetede 8 numaraya yıldız bir oyuncu getireceğim dedi. 8'e fırsat almayacağım dedi. Bakın yıldız oyuncu fırsat almayacağım 8'e dedi. Biz diyorduk ya 8'e bir fırsat mı gelecek falan. Christian Eriksen 32 yaşında 8 milyon euro piyasa değeri Manchester United'da biliyorsunuz. Kariyerinde toplam 614 maç, 118 gol, 377 tane asist var. İnanılmaz bir arkadaşlar istatistik. Oyuncu biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası'nda bir kalp krizi geçirdi. Daha sonra kalbine bir pil takıldı. Bu şekilde oynamaya devam ediyor. Oyuncu 10 numarada 260 tane maç, 8 numarada 150 tane maç, sol kanatta 73, sağ kanatta 53 tane maç oynamış. Tottenham'da 305 tane maç, Ajax'ta 163 tane maç, Manchester United'da 72 tane maç, Inter'de 60 tane maç, Bradford'da 11 tane maç oynamış ve gerçekten çok üst düzey takımlarda oynamış. Muhteşem bir oyuncu. Muhteşem bir oyuncu. Futbol oynamasına engel bir durum yok sağlık anlamında. Zaten oyuncu oynuyor ama ister istemez performans eski performans değil. Ve Trabzonspor takımımızda burada gündeme Eriksen daha önce de gelmişti. Şimdi tekrardan gündeme geldi Eriksen'in durumu ve bunu size beraber paylaşmak istedim. Geçen sezon 22 tane maçı 1000 dakika oynamış. Sonralardan girmiş daha çok. Toplam 28 tane maç 1 gol 3 asist yapmış. Ve oyuncu gerçekten ciddi anlamda bir performans düşüklüğü yaşıyor. Eriksen gelirse kesinlikle çok iyi olur. Muhteşem olur Eriksen gelirse ve Savic ayarında bir oyuncu, yani dünya kalitesinde bir isim getireceğim diyor başkan. Ve çok, gerçekten çok flash bir açıklama. Başkan tarafından yapılan bu açıklama çok önemli bir açıklama. Trabzonspor takımımız bu transferi bitirecek mi, bitirebilir mi düşüncesi var mı göreceğiz. Ama bu dün gece çıkan bir iddiaydı Eriksen adı. Ve dün canlı yayınımda, pardon, dünkü videomda bunu konuştuk. İsmi vermedim hatta. Dilimin ucuna geldi vermedim. Bir yerde verdim, o bölümü kestim. Size yayınlamadım. Dedim şimdi konuşmayalım bunu. Televizyonda arkadaş söyledi zaten. Safa'ydı yanlış hatırlamıyorsam, ilk ondan duyduk. Söyledi ama ben dedim girmeyeyim şimdi. Biraz daha olgunlaşsın dedim. Ve bugün her tarafta Eriksen'i gördüm. Trabzonspor takımımızda Onaçu'da bir kötü haber geldi. Vegos'tan menajeri tarafından flash bir açıklama geldi. Vegos'ta son dakika gelişmesi artı Onaçu'da böyle bir kötü haber geldi. Ve bir isim bitti haberi geldi ulusal basından. Bu da stoper Wesley. Bu şimdilik bu kadar. Bakalım geceye görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.